asker. Esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme, hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu cahili, zengini fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Yerlerde sürünür, korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Aksa yukarı, aksa ordunun dede. Uy Arif abi, nişanlımın ölüsünü öpeyim ki Nizami'yi özlemişim. Ne yapıyorsun Cemal? Nizami'nin eşini öpüyorum daha. Vatanıma gelmiş gibiyim tekrar Arif abi. Bu şeye benziyor, Trabzonspor'un deplasmandan dönmesi gibi, öyle hissettim. O zaman gel bakalım, geç görevinin başına, otur. Arif abi, 2 hafta idare ettin, 2 dakika daha idare ediver daha. Bak, nişanlımla bir görüşeyim, sen de etrafı bir kolasın et hadi. Tamam ama bak fazla uzatma ha. İkimizin başını da yakarsın. Al şöyle çök köşeye. Merak hadi. Edin. Aman gözünü seveyim, uzatma. Merhabalar Arif. Nasılsın? 2 haftadır şu Nizamiye'de inanır mısın? Ne bir vukuat, ne bir manyaklık, ne bir gürültü var. Niye? Çünkü Cemal yok. Estağfurullah komutanım. Cemal de iyi çocuk. Nesibi? Nesi? Takayı işte, taka. Onu görmeyince güne nasıl güzel başlıyorum. Ula başlama işte şimdi daha. Özledim seni. Allah. Cemal'in sesi. Kulağımda çınlıyor sanki. Size öyle gelmiştir komutanım. Nasıl canım? Delirmedim ya ben. Ula niye deliriyorsun? Gelmemiş mektuba nasıl cevap yazayım? Vallahi Cemal, dışarıda değil mi o? Dışarıda. Yakaladım seni Cemal. Yok. Gerçekten yok. O sesler. Bana bak Arif. Bu aramızda kalacak, tamam mı? Ne aramızda kalacak komutanım? Cemal'i göremediğim. Zaten görmediniz ki. Ben de onu diyorum işte. Zaten göremedim ki. Allah. Millete manyak diye diye. Galiba sonunda ben manyak oldum. Gidip Sultan Hemşire'ye mi gördün sen? Peki şimdi devire gidersem Sultan Hemşire'yi de göremezsen? Komutanım zaten göremezsiniz. Ha sen teşhisi koydun yani. Ha ben manyak oldum yani, ha o mu? Komutanım şunu demek istiyorum. Sultan Hemşire henüz alaya giriş yapmadı. Onun için göremezsiniz. Nasıl? Vakit öğlen oldu. Sultansız revir, kambersiz düğün olmaz. Ben gideyim bir bakayım. Gel. Günaydın komutanım. Sağ ol Seyfi. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Komutanım. Ben yazıcılık görevime devam edecek miyim? Al şunları dağıt. Bir de nöbet çizelgelerini kontrol et. Sen yokken haksızlık, adaletsizlik yapılmış olmasın. Sağ olun komutanım. Komutanım. Sağ olun. Hadi görevinin başına, bekletme arkadaşları. Emredersiniz. Seyfi görevine devam ediyor mu hala? Hadi oyalanma işin başına. Ne haber Levent? Sağ olun. Komutanım, düşündüm de bu NATO altyapı programı için depo yapılabilecek birkaç tane arazi önereceğim. Söyle. İzninizle. Levent.
Bugün misafirimize karşı ne kadar naziksin. Komutanım, eğer harita üzerinde depo arazilerini saptarsak misafirimiz de kışta da boş boş dolaşıp yorulmuş olmaz. Yok, benim bir şikayetim yok. Sizin olmayabilir. Ancak bugün atış eğitimi var. Yani ortalarda dolaşmanız sizin için tehlikeli olabilir. Wow, ben atışta çok iyiyim. Deniz, izleyebilir miyim? Tabii. Ama önce benim birkaç kontrol yapmam gerekiyor. Gerkenez, oğlum amma atıyorsun lan. Utanmasa Amerika'yı bile ben keşfettim diyecek ha. Ah, sana kimse söylemedi mi? Haberin yok mu? Yok. Sana beyin geliyor ya. Beyler, ya sinyor bugün çıkıyor, karşılamaya gitsek ya. Doğru söylüyorsun, gitmek lazım aslında. Vedat, sinyorun pırpırlar sökerler mi? Sökerler, sonra da gelip sana takarlar. Şşş! Buongiorno, signoras! Aha, Seyfi çıkmış. Hoş geldin. Vedat, kardeşim hoş geldin. Allah bir daha yaşatmasın seni. Amin, amin. Evet beyler, evet. Naci Tosu, Cemal Hekimoğlu, Arif Balkan, Kadri Sakoğlu. Mektubunuz var. Tosuncuğum, paşacığım hayırlı olsun. Mektup annenden. Anam canım anam. Cemal Hekimoğlu yok mu Cemal'im? Nerede uşağı? Onun da cezası bitti. Nizamiye'de. Cemal'in mektubunu ver, ben götürürüm. Al bakalım. Geçmiş olsun birader, kusura bakma. Biliyorum çok zordur ama geçti kardeşim. Geçti. Hepimiz buradayız artık. Hepimiz yanındayız. Al bakayım sen şunu. Sen hazırlıksızsın. Şimdi şu nöbet çizerliğe gelen sen. Arif abi. Gözün aydın. Senin de gözün aydın. Geçmiş olsun Seyfi kardeşim. Sağ olasın. Abi yengeden açmıyor musun? Seyficiğim, bana Rusça yazılı bir mektup gelecekti. Kiev'den gelmedi mi daha? Ne Kiev'i lan? Dinamo Kiev. Ah, Dobrovski ve Vedatçığım ya. Kardeşim dönüyorum, kusura bakma. Ama benim de Genelkurmay Başkanlığından bir yazım gelecekti. Ama benimki APS olacaktı. Bir bakabilir misin? Var mı acaba? Sen kimsin ki kardeş? Attila Güven. Çiftle ağların üzerinde. Şey, ben Executive Management. Nişan, düğün, bilimim, organizasyon. Canım ciğerim benim. Kadri. Annenden. Ciddi misin? Annemden gelmiş. Bütün çaylar benden. Nerede olsun? İki tane dost yiyebilirim Kadir abi. Ya lafım olur, sana feda olsun. Tosunum, ne istiyorlarsa hepsini ver, bana yaz. Yorulmuşsundur sen, geç. Tosun. Hemen öyle. Tosun. Nerede bu dengesiz? En lazım olduğu zaman da yok. Süsli, neredesin ulan? Görmüyor musun abicim? Nöbet tutuyoruz. iyi tut, kaçmasın. Nasıl espri ama? Çok acayip espri. Ya, acayip espri. Cemal, müjdemi isterim. Ne diyorsun ulan? Sen kimin müjdesini kimden istiyorsun? Sen beni yanlış anladın. Mektubum var. Ver ulan bunu. Hadi git buradan terbiyesiz. Git, git. Nişanlından mı kanki? He ulan, müjdemden dur. Nişanlın okuma yazma bilmiyor mu kanki? Bundan neden çıkardın ulan? Kağıt boş. Hadi o boş mektup göndermiş de sen bunun nesini okuyacaksın? Ulan bak boş konuşma. Boş konuşma. Kalbi kadar tertemiz sayfa göndermiş işte bana. Demek istiyor ki gerdek çarşaf ya hazır. Bir an önce askerini bitir gel, böyle temiz çarşafta gerdeğe girelim demek istiyor. Vay be, süpermiş ya. Sultan abla, bırak nöbetçi. Baksana bana bakıyor mu? Ay yok be kızım, sana bakmıyor. Cemal miydi neydi adamın adı, onunla bir şeyler konuşuyorlar. He, müjdem biliyor ki komutanlar mektupları okuyor. O yüzden böyle anlaşıyoruz. Ama anlamaz. Hakikaten ben bu mektup işinden anlamıyorum abi. Hiç mektup yazanım yok ki. Uy, ulan şimdi acıdımsa. Bak, sen zengin çocuğu değil miydin? Ulan yoksa gariban mısın? Abicim, hayatta her şey parayla satın alınmıyor işte. He, sen şimdi mektubu satmamı isteyeceksin. Yemez, satmam boşuna. Yok be kanki. Bizim arkadaşlar SMS'cidir. SMS atarlar. Size böyle mektup geliyor ya, ben çok özeniyorum ya. İnsan böyle boş da olsa bir mektup yazanı olsun istiyor. Ay, o kadar üzülme şeker.
biz sana mektup yazarız. Öyle değil mi Suzi? Aman Sultan abla. Yazarız tabii. İyi nimetler Burak. Ne haber Suzi? İyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi. Hemen de kızarırmış. Ay Sultan abla, baksana Burak bana bakıyor mu? Ya Cemal, baksana abi, Sultan hemşire bana mı bakıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Ne oldu Sultan abla? Bana bakmıyor mu? Ay yok, Burak sana bakmıyor da. Sen bir baksana şu Cemal denen şey bana mı bakıyor, bana mı öyle geliyor? Uy, ne oluyor la? Albayın kızı bana mı bakıyor yoksa bana mı öyleceğiliği? Ya Süsli, bir baksana bir şeyler oluyor. Ay ay, bu sefer vallahi yakaladım sana bakıyordu. Oldu o zaman bu iş. Hemen gidip mektubu yazalım. Tamam hadi. Ne oluyor la bu kızlara? Allah Allah. Nerede bu çocuk ya? Bak ağacın arkasında. Dostum, Kurban, oğlum bir saattir seni arıyor. Olsun, ne oldu? Kötü bir haber mi var? Anam. Anam verem olmuş. Verem mi? Verem. Bak Tosun kardeş, sana bir akıl verem mi? Ver. Bunu bizim Kerkene zatı sakın duymasın, olur mu? Yani niye diye soracak olursan. Niye? Ki biliyordum soracağını. Bizimkisi böyle acıların çocuğu edebiyatına bayılır, sonra da ananı ağlatır. Bak söylemedi deme. Şu mektubu ver bakayım bana. Nacim Tosun'um oğlum, evimin direği, boyuna kurban olduğum. Evvel selam eder, kara gözlerinden öperim. Nasılsın, iyi misin? Komutanların sana iyi bakıyor mu? Beni soracak olursan ben iyiyim. Burada soğuklar başladı, ben çok iyiyim. Elcik yakacak meselemiz var. Sebep dersen hayvanların yarısı aç, yarısı kabız. Bu sene tezekler az oldu. Ben çok iyiyim. Böğrüme ecik yel girmişti, geçti. Ben çok iyiyim. Ecik öksürüğüm vardı, geçti. Ben çok iyiyim. İyi işte. Ya Tosun kurban, bak seninle Bolini'ye girmek falan istemiyorum ama anan kuru öksürüğüm vardı, geçti diyor. Ne verem oğlum? Ben biliyorum. Alıştıra alıştıra söyleyecekler. Hem belki de anam öldü. Ağzından yel alsın ya, öyle şey olur mu? Annen ölmüş olsa şu mektubu nasıl yazsın? Annenin elyası değil mi bu ya? Yok. Anamın okuması yazması yok ki. Hep birilerine yazdırıyor mektubu. Hem annem ölmüş olmasa bile. Hasta. Benim hasta bir anam var. Bak dostum kardeş. Senin hasta da olsa bir anan var. Benim o da yok. Ana. Ana ya. Hiç mi yok? Hiç yok. Şu kadar bile. Yani vardır elbette. Ben tanımamışım. Yani ben yetimhanede büyüdüm. Yani sen şimdi hiç anneni tanımadın mı? Yok canım, 15 tanesiyle tanıştım. Çüş, 15 tane anne mi, nasıl oluyor? Yani şimdi ben küçük meftun diye şöhreti bulunca. Ha, bu benim evladım diye 15 tane anne çıktı tabii ortaya. Evet, ama hiçbir annem değildi. Ya Tosun'um, hadi ağlama artık ya. Bak sadece bir öksürükmüş işte. Kötü bir şey olsa Levent Üstemen senden önce anlamaz mı? Bu mektupları boşuna mı okuyorlar? Ben şimdi kendime bağlamıyorum ki. Küçük Meftun'un anasını ağlıyorum. Hey Allah'ım ya, hey Allah'ım ya. Hadi hadi gidelim kantine, üşüyeceğim burada. Hadi, hadi bak, hadi, hadi. Deniz, hoş kadın. Erkek arkadaşı var mı? Yani sevgili filan. Üstlerimizin özel hayatlarını araştırmak askeri terbiyeye uygun düşmez. Ne yani? Ben şimdi askeri terbiyesiz mi oluyor? Neyse. Tamam Tosun, tamam. Üzülme, üzülme. Bir şey al oğlum şuradan bari. Gel. Tosunum, bir çay versene, dondum nöbette. Atış talimine gidecekler var ya, yandı abi. Hava buz. Ne o ya, ne bu sessizlik? Ölü evi gibi böyle. Ne? Ölü evi mi? Lan. Bak bir şey duyduysan, biliyorsan söyle. Ölüm hep söyle. Süslü, patavat fakiri organizma. Ya bunu niye döndürdüler nöbette? Patavatsız! Ne dedim abi ben şimdi ya? Tosunum bak, boşuna ağlıyorsun. Bilip bilmeden üzüyorsun kendini ya. Hadi git annene bir telefon aç da için rahatlasın. Kontürüm yok ki abi.
Ah be Furban. Ya sivilde olsa sana telefon bağlayıp da açarım ama... Hadi yani... Al, al dur. Bütün kontrollerim sana feda olsun. Hadi canım, ciğerim benim. Ben de bir zamanlar böyle bir durumla karşılaşmıştım. Gel ben sana yardımcı olayım, telefon et. Oğlum bıraksana adamı, rahat bıraksana. Niye kanına giriyorsun adamın? Ağzını yüzünü yüzme, öldürürüm seni şurada bak. Arkadaşıma yardımcı olmaya çalışıyorum. En nihayetinde bu insanlık görevi. Ya Ati, Çekmettin. Çek, ben... Çek, nereye edeceğiz telefonu? Şimdi canım ciğerim, sen benim annem Verem demiştin değil mi? Hı hı. Ya kurban oldum. Hiç üzülmene gerek yok. Bir kere benim bizzat şahsen kendime ait bir Verem Savaş Derneği var ki. Sen mi diyorsun Ata abi? Acılar içerisindeyim. Derdim dünyalardan büyük abi. İyi oğlum işte. Süper bir şey bu. Nasıl süper abi? Anam memlekette hasta diyor. Ben de burada garibanım. Oğlum sen hiç merak etme canım ciğerim. Bana bırak. Çok para kazanacağız. Çok. Anamın tedavisi için paraya ihtiyacımız var ama nasıl olacak ki? Acılardan para süzmek benim uzmanlık alanım. Tosunum sen hiç merak etme. Gel gel. Ayağını iyice çek arkadaşım ya. Çek. Şunu da çek. İyice. Bu ne biçim duruş. Çek şu ayağı. Anam! Nar topu. Sen ne örüyorsun lan burada? Sen orada evinde değil miydin? Dengesiz. Evde bak gitmeyeceğim be şişik. Müzisyene ihtiyaç varmış da o yüzden çağırdılar bir seferliğine. Eksik atışım vardı onu tamamlamaya geldim. İyi tamamla tamamla. Ne vuruyorsun? De, onbaşı. Onbaşı. Konuşturmasan arkadaşım. Var ya ben olacaktım 12'den böyle iki kaşının arasından çatından vururdum. Atma atma. Atma kartopu. Ha? Komutan sana at demeden atmayacağım ya. Hello. Ben de atışı izleyebilir miyim? Ben çok iyi nişancı. İsterseniz göstereyim. Yok yok gerek yok. Gerekirse ben gösteririm. Okey. Sen de göster ben de. Bakalım kim iyi gösteriyor. Komutan gösterin şu Amerikan ecnebisiyle korkmadığınızı. Yok yok. Boşuna mermi yakmayalım. Boşuna değil. Saatine. Kim iyi atıyor, bu saati alıyor. Ama şimdi bak benim saatim değerli. Benimki de değerli. Look, gümüş kaplama. Tamam, benimki de pahalı pahalı ama manevi de değeri var. Mehmet Ali dayım sünnetimde takmıştı. Korktunuz siz. Kim? Türkler asla sünnetten korkmaz. No no, yarışmaktan korktunuz. Ne diyor komutanım bu? Komutanım. Komutanım konuşup durmasın şu gösterin şu da korkmadınız hadi. Gel. Süper bir projem canım abim benim. Bir kere yaşanmış bir hayat hikayesi yani en nihayetinde. Abi bak şimdi ben zaten elimi öpene bu projeyi direkt satarım da hani geçmişteki nüfuzumuza bağlı olarak ben önce seni arayayım dedim yani. Anlatayım abi. Şimdi abi bir kulübede böyle tek başına yaşayan yaşlı bir kadın var. Efendim abi? Dur bir sorayım abi ben. Tosun. Senin anan zenci mi? Anam? Yoo. Abi zenci değil ama yani köyde tarlada çalışmaktan güneşin altında bayağı bir bronzlaşmış. Evet. Şimdi bunun bir de askerde olan bir oğlu var. Adı Tosun. Yosun değil canım abim benim. Tosun. Thomas mı olsun adı? Tamam abi Tosun yerine Thomas olsun. Efendim abi? Bir dakika onu da bir sorayım abi. Tosun sizin köyde ağa var mı? Ağa? Var. Kurbağa var. Tosbağa var. Evet. Abi Tosp ve Kurt isminde birbirine düşman iki tane de ağa var. Şimdi bunların husumetleri içinde kalan bu... Efendim abi? Olur mu canım ciğerim abi bak yaşanmış hayat hikayesi diyorum da anlatmama bile izin vermedin daha. Olayın konsept... Tutmaz. Abi bak sonra... Alo! Canım! Alo! Alo! Kapattı sahtekar.
Zaten ben buna piyasada da güvenmem. Öyle lanet bir heriftir. Ata abi. He. Muhabbetin bittiyse anamı arayalım mı? Dur, dur. Aha, ben size demiştim. Telefon kartını Kerkenez almıştır demiştim. Süpermiş abi bu Atiye. Bravo yani. Şurada gözümüzün önünde Tosun'u kekliyor, sen de süper diyorsun. Süslü. Ya Tosun, bu kart bitti. Acaba sende başka kart var mı? He? Başka kart yok ki Ata abi. Başka kart yok öyle mi? Kart yok ama kafa var, ister misin? Anlamadım birader. Şimdi sana burada uçarak bir kafa koyarım, anlarsın o zaman. Sen kime uçuyorsun? Uçuş böceği. He? Kime horozlanıyorsun sen? Alo? Sana horozlanıyorum. Tavuk oğlu tavuk. Bak bu tavuk seni bir diciklerse görürsün o zaman gününü. Sen kime horozlanıyorsun? Asker! Ne oluyor burada? Hı? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Çıkarın şu kepleri belinizden. Burak, git çipi hazırla. Emredersiniz komutanım. Siz de görev yerlerinize. Tosun, sen de ananı arayacaksan ara, sonra da kantinin başına dön. İyi, ben zaten arkadaşa gereken yardımı yapıyorum komutanım. Hiç merak etmeyin siz yani. Ben sana gereken yardımı yapacağım şimdi. Görev yerine! Kart yok ki, kart. Kart lazım bana. Benim görev yerim neresi ya? Seyfi kardeşim, Seyfi kardeşim. Hayırdır Arif abi? Ya Levent komutan nerede, haberin var mı? Buralardadır abi, hayırdır? Bana izin ayarlayabilir miyiz? Valla bilmiyorum ki. Konuşmak lazım Levent Üstemen'le. Hayırdır abi? Of. Arif abi çok bunaltıyorsun kendini ya. Bak biz burada bir aile gibiyiz. Ne bileyim, kardeşten bile öte olduk. Dert dediğim paylaştıkça azalır, neşe paylaştıkça artar derler. Yine de sen bilirsin tabii. Aramızda kalacak ama. Ayıp ediyorsun abi. Güvenmiyorsan anlatma. Güvenmez olur muyum Seyfi? Bir Levent Üsteğmen var, bir de sen. Zaten başka kimseye içimi açamıyorum. Sağ olasın abi. Hani bana bir mektup gelmişti ya. Evet, Fikriye yengemden. Fikriye ben cezaevine düştükten sonra hemen evlenmişti. Ona kızmıştım ya. Evet. Bir de oğlu varmış. Üstelik 17 yaşını bitirmiş. Abi? E'si... Ben tam 17 sene cezaevinde yattım Seyfi. Çocuk da tam 17 yaşında. İçime bir kurt düştü be. Levent Süleyman'la bir konuşalım abi. O sana muhakkak izin verir. Konuşalım Seyfi. Komutanım! Adam! Cumbo, çok mu kötü? Ben bakamayacağım. Hepsi isabet komutanım. Yes, isabet. Asker! Ne oluyor burada? Komutanım, Kerim Asteğmen'imiz de Amerikalı beyefendi düello yapıyorlar. Atış düellosu. Düello mu? Evet, ama sizin subay bayıldı. Buyurun sizle devam edelim. Yüzbaşı, burası Texas değil, kışla. Yani buranın bir disiplini var. Ve bizim planımızı, programımızı bozmanıza izin veremem. O yüzden şimdi bir askere yakışır şekilde araca dönün. Ne oldu Levent? Korktun mu? Araca dönün. Bölük! Atış eğitimi bitmiştir. Emredersiniz komutanım. Sultan abla bir baksana nasıl olmuş. Bitti mi? SLM be, ne bu? Selam Burak. Selam Burak. İki nokta üst üste kapa parantez. NBR neyse. Bu ne ayol, bunun sesli harflerine ne oldu? Kızım size edebiyat falan okutmuyorlar mı? Ay bu cep telefonu gençliği bir mektubu bile yazmayı beceremiyorsunuz ha. Olmamış mı diyorsun? Ay çok güzel olmuş. Olmamış tabii. Dur bak. Şimdi onu baştan yazacağım. Sevgili Burak. Virgül. Yazıma bak, yazıma. Sana
yüz yüze ifade edemediğim duygularımı. Bu tertemiz kağıda dökmeye kararlıyım. İyi günler. Dökme çabuk. Kıpırdamayın. Tüm de kıpırdamayın. Evet belamayın. Kıpırdayanı yakarım. Ay, ne oluyor şeker öyle? Beni tekerle kan damatını tutan hanım. Tutun. Dinleyin. Nefes bile almadan o arkanızda tartladığınız teyi yavaş yavaş matanın üstüne koyun. Kıpırdak bakın beni. Şimdi ayvayı yedik işte. Bakalım Tudi Hanım'ın benden takmadığı şey neymiş? Tevgili Burak. Hıt! Tevgili hem de benim tütlü Burak. Vay anlatını. Yusuf abi vallahi senin hiç bilgisi yok. Dur bakayım. Nasıl benimle bir ilgisi yok? Ordunun kalemiyle, ordunun kağıdına, üstelik Sultan Emsi'yle bir ak mektubu yazıyor ve ben bununla ilgilenmiyorum. Olamaz. Ay lütfen yani üstüme iyilik sağlık. Bırakın da izah edelim Yusuf Bey. Ad evvel teker git, timdi bey oldu. Vay anahtını. Hiçbir şey izah edemezsiniz. Ordunun kalemiyle, ordunun kağıdıyla sivil bir personel, ordu personeline kesinlikle ak mektubu yazamaz. Bu yataktır. Ay bırakmıyorsunuz ki yani açıklayayım. Ben buraya aşk mektubu falan yazmıyorum canım. Yanlış anladınız. Hiçbir şey yanlış anlamadım. Bu mektuba el koyuyorum. Mektup inceleme için ordu kayıtlarına getirdim. İşte o kadar. Aa Yusuf abi sakın babam duymasın mahveder. Tut! Babandan evvel ben mahvederim. Görüşme bitmiştir. Ne yapacağız şimdi Sultan abla? Dumanla anlaşırsınız artık. Ne oldu Levent? Niye erken döndünüz? Komutanım, bu durumu isterseniz size misafirimiz açıklasın. John? Benim sizin askerlerden daha iyi attığımı duyunca Levent atışı iptal etti. Kendisini yarışmaya davet ettim. Ancak ondan daha iyi olmam düşüncesi onu korkuttu. Abartmasanız. Levent, her şeyi bu kadar ciddiye almasan. Komutanım, mesai saatleri içerisinde planlanmış bir atış eğitimi sırasında böyle bir şey yapmamız uygun değil. Ama bir gün atıcılık olimpiyatlarında karşı karşıya gelirsek teklifinizi seve seve kabul ederim. Tek problem buysa yarın cumartesi. Ne dersin? Kaçacak mısın? Amerika'ya döndüğümde anlatacak birkaç anım olsun istiyorum. Ama anlatmam kısa sürecek. Yakışıklı üsteğmen korktu kaçtı. Sadece 4 kelimelik bir anı. Madem misafirimiz eğlenmek istiyor, biz de kendisine Türk misafirperverliğini gösterelim. Yalnız yüzbaşı, umarım kötü anılarınızı da böyle gülerek anlatabiliyorsunuzdur. Evet, imdatını da attık mı? Harika oldu. Elveda, Tofur, Burak. Tamam çocuklar, siz gidebilirsiniz. Evet. Yusuf, ben Amerikalıyla kapışıyorum. O ne? Ne saklıyorsun? Git. Komutanım, idare edebilirim. Sevgili sultanım, bir erkeğin size deliler gibi aşık olması normal. Benim yerimde kim olsa size aşık olurdu. Yusuf, ben Amerikalıyla kapışıyorum. Sen sinsice sevdiğim kadını ayartmaya çalışıyorsun. Komutanım, sonuna kadar bir okuyun bakayım. Bu imza kimin? Şoför Burak. Manyak mısın Yusuf? Niye yapıyorsun bunu? Ne alakası var canım, ne manyaklı? Ad evvel Sultan Hemtire'yi Töfer Burak'a at mektubu yazarken yakaladım. Aha. İşte itbaatı. Olmaz. Olamaz. Okumayı öğrendiğim güne lanet olsun. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Ben olaya müdahale ettim. İşte müdahale. Sultan Hanım'a
Töfer Burak'ın adından bir veda mektubu yaptı. Yani Töfer Burak olup Sultan Hanım'dan ayrıldım. Aferin sana Yusuf. Okusan atom mühendisi olurmuşsun vallahi. Şimdi bunu Sultan Hanım'a ulaştırmalı. Asker, ben Uzman Yusuf. Bu mektupları zaten askeri bana gönder. Bir tane Sultan Hanım için mektup var. Hadi bekliyorum. Yusuf, dur. Bir tane de Burak'a yazıp yollayalım götürsünler. Onu da ne yerde dert? Onu da bana bırak Yusuf. Arif baba çok sağ ol ya. Çok makbule geçti gerçekten. Hadi çocuğu kandırıp bütün kontürlerini bitirmişti. Hasretlik acısını ilmik ilmik dokunmuşuz yüreğimizde Kadir kardeş. Halden anlarız biz. Ah, çalıyor. Vallahi çalıyor. Alo. Alo. Muhterem mi? Naci ben. Naci. Naci Tosun. Hı? Necdet Tosun değil muhterem mi? Naci Tosun. Naci Tosun. Alo muhterem mi? Ya orada kulağı duyan kimse yok mu? Oğlunu versene sen. Oğlunu. He. He. Alo. Numan Naci ben. Naci Tosun. Numan gözünün yağını yem. Adam gibi bir çağırsana telefona. Kurban olurum. Hadi bir zahmet kardeşim. Geliyor. Anam gibi geliyor. Hadi gözünü aydın Tosun'um. Ben sana dedim değil mi? Boşuna üzme kendini diye. Bak şimdi annenin sesini duyacaksın. Çok özlemişim anamı abi derdi. Alo. Ne oldu? Telefonu kesildi. Ver bakayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Kötü bir şey oldu. Eminim kötü bir şey oldu. Aman saçmalama canım. Kar kış kıyamet. Telefon hattında bir arıza olmuştur. Yok Kadir abi yok. İçime doğdu. Kesin arama bir şey oldu. Ağzını ayrı aç koçum. Aklına kötü şeyler getirme. Naci. Ne oldu konuşabildin mi annenle? Yok komutanım konuşamadım. Hayırdır kötü bir şey mi oldu? Yok komutanım kötü bir şey yok. Arkadaşlar eğer bir derdiniz olursa istediğiniz zaman gelip benimle konuşabilirsiniz. Sağ olun komutanım. Yok bir şey. Bırak Sultan ablaya. En iyisi SMS atmak. Burak mektupla falan işi olmaz. Sultan Hanım mektubunuz var. Aa, bana mı? Ay kimden acaba? Sağ ol canım. Ay inanmıyorum. Burak'tan. Ay Burak'ın benimle ne işi olur ayol? Bu olsa olsa sanadır. Hep benim yüzümden. Ben bakmaya çekindim ya. Bak Sultan abla bana bakıyor mu? Bak bana bakıyor mu derken Burak senin bakmalarını yanlış anladı kesin. Ay dur be kızım bir okuyalım bakalım ne yazmış adam? Sevgili Sultan Hanım, bir erkeğin size deliler gibi aşık olması normal. Benim yerimde kim olsa size aşık olurdu. Ay ne çabuk aşık olmuş sana ya. Ne şif sevdiği çocukmuş bu. Ancak ben komutan şoförü de olsam bir şoför parçasıyım. Siz daha iyilerine layıksınız. Çok yakışıklı olabilirim. Ay bak bu doğru işte çok yakışıklı. Ama sonuçta sadece bir erim. Evet sadece zavallı bir er. Siz daha üst rütbelere layıksınız. Mesela siz uzman çavuşlara layıksınız. Ben sizi hak etmiyorum. Bu son mektubum. Aşkımız bitti. Bir daha arayıp sormayın. Benimle de konuşmayın. Bu mektubu da yok edin. Maazallah ismi lazım değil bir uzman çavuş yakalarsa o güçlü kollarıyla veya cazibeli dudaklarıyla öyle bir laf eder ki dayak yemişten beter oluruz. Emreden şoförü bırak. Ay inanmıyorum Sultan abla. Demek beni uyutup Burak'la gizli gizli mektuplaşıyordun. Ne? Ay Allah Allah. Kızım bunu yazmak için de buna inanmak için de olmak lazım. Aşk insanı gerçekten yani ha.
Ben gidiyorum, seni aşkına baş başa bırakıyorum. Ay Suzi, anlarız şimdi. Sultan Hanım, demek buradasınız. Suzi, sen de buradasın. Şey! Ya ne oluyor bugün ya? Önce sizin yazmış olduğunuz bu mektup, sonra Suzi'nin bu tokadı. Ben bunlara gelecek ne yaptım? Ne mektubu ayol? Önce mektup yazın, sonra inkar edin. Süpermiş ya. Allah Allah, hadi hayırlısı, bugün çıldıracağım ha. Tipsiz Burak. Sen kendini ne sanıyorsun, muşmula suratlı? Sen kimsin ki? Sadece zavallı bir ersin. Senin tahsilin ne ki? Uzay mühendisi misin? Ne bileyim, atom mühendisi misin ki bana bakıyorsun? Ben askerliğini yapan biriyle aşk yaşayacaksam, askerliğini yedek subay olarak yapan biriyle aşk yaşayabilirim ancak. Manyak herif. Tipsiz şey. Aklım anca başıma geldi. Arama sorma beni. Bu mektuptan da kimseye söz etme. Huysuz ve tatlı kadın. Kadınların en şahanesi sultan. Ya sen böyle bir şeye nasıl inanabilirsin Burak? Bir kere bu benim el yazım değil ki. Sizin el yazınız değil mi? Evet. Bu senin el yazın mı? Ne alakası var ya? Ya? Ay Sultan abla, çok özür dilerim. Burak, senden de özür dilerim. Öpeyim de geçsin bari. Ay bu sarışınlar hakikaten aptal oluyormuş ha. Ne oluyor böyle ya, süper macera. Daha ben tam olarak anlayamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok şekercim. Birileri bize ufak bir şaka yaptı galiba. Peki kim bize şaka yapsın ki? Mesela ben en azından iki tane isim verebilirim. Ama ben onlara ne yapacağını gayet iyi biliyorum. Sizi çok güzel bir yere yemeğe götüreceğim. Mutfağı harikadır. Bayılırım farklı mutfaklara, farklı lezzetlere. Levent, ben de tam seni arayacaktım. Hep beraber yemek yiyelim diyorum. Hem bugünkü gerginliği üzerimizden atmış olursan. Bir gerginlik mi var komutanım? Komutanım bugün beni affedin. Ama söz, başka bir gün ben sizi yemeğe davet edeyim. Bak yine atlatıyorsun Levent. Söz verdim komutanım. Ya Meftun, canım yerim, Allah'ını seversen önce bir dinle. Ati, sen Türkçe anlamıyor musun ya? Seninle aynı havayı bile solumak istemiyorum ben. Ya kardeşim, ben kendim için bir şey istiyorsam namerdim ya. Bu saf, temiz Anadolu çocuğu için istiyorum ya. Niye anlamak istemiyorsun? Türkiye çöl olmasın. Tosun gibi kardeşlerimizin boynu bükük kalmasın diye istiyorum Meftun. Sağ olasın abi. Allah ne muradın varsa versin. Rica ederim. Tosuncum, olur mu öyle şey? Benimki bir nevi insanlık vazifesi. O kadar abartmana gerek yok. Ya bunlar bir şey yok ki ya canım yeğenim. Allah'ını seversen bir tek Nizamiye'nin önüne kadar gideceksiniz. İşte bu kadar. Ne olacak Nizamiye'nin orada? Bak bunun altından bir Ati Cengiz oyunu çıkarsa bu sefer öldürürüm seni ona göre. Ya Meftun, sen nasıl bir adamsın ya? Tosun, müsaade eder misin? Yanındayken beni konuşturuyorsun ya. Utanıyorum ya, utanıyorum. Aile Koruma Vakfı Birliği ile görüştüm. Tosun'un durumundan bahsettim. Onlar da benim gibi çok üzüldüler. Çok ilgilendiler. Belki bir şey yapabiliriz dediler. Büyük adamsın Ata abi. Ya bak. Bak. Keşke, keşke herkes senin gibi gariban dostu olsa. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Gelecek misiniz? Geleceğim. Geleceğim ama şu gariban çocuk için geleceğim. Yoksa senin için bir adım bile atmam ben. Senin atmış olduğun bu adım küçük olabilir Meftun. Ama insanlık adına çok büyük bir verdiğin, onu söyleyebilirim yani. Arkadaşlar belki çoktan gelmişlerdir. Hadi vakit kaybetmeden bir an önce gidelim. Tosun kaçlar. Ya toprağım inat etme, ver şu çift kaşarlı tostu. Hiç kusura bakma Cumbo. Tosun para almadan kimseye bir şey vermedi de. Ya tosundan çok tosuncu olma kardeşim, ver şunu. Olmaz dedim Cumbo, ver parayı al tostu. Para peşin kırmızı meşin. Anam! Tıpkı tosunun lafları.
Nasıl da ezberlemiş canı. Duydunuz mu kankiler? Ne o süslü? Askerlik mi kasalıya? Ne askerliği abicim ya? Levent Usta Emen'le Amerikalı yarın atış düellosu yapacak. Ne diyorsun? Şş, Burak, ne diyorsun oğlum sen? Kulaklarımla duydum çavuşum. Yanlarındaydım ya. Vay be. Demek ki bu Amerikalı Levent Usta Emen'i iyice çileden çıkarıyor yani. Evet ya. Ya benim tanıdığım Levent komutan böyle kışkırtmalara gelmez. Desenize yarın sıcak bir gün olacak. Ah belim ah. Ne o süslü? Belini mi incittin? Ya ben de anlamadım abi ya. Aztek Kerim'le Yusuf Azma. Durup dururken tam 100 tane şınav çektirdi abi. O da yetmiyormuş gibi. Ben şınav çekerken ördek gibi yürütmeye çalıştı. Mahvettiler abi. Demek bugün piyango sana çıktı ha? Haftalardır amorti ve data vuruyordu. Artık ayın elemanı sensin. Ya bırak onu, sen bize gerçeği anlat. Bırak şimdi ördeği, şınavı. Ne yaptın? Ya uzak durun arkadaşlar, yaklaşmayın. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Ne kadar güzel ya. Bak aile koruma birliğinden arkadaşlar gelmişler. Ne aile koruma birliği oğlum? Bunlar gazeteci değil mi? Bakayım. Ne kadar güzel. Yapmış olduğu iyilikleri gazeteciler vasıtasıyla topluma duyurma çabası içerisindeler. Süper bir olay yani. Polemiğe girmeyelim. Bunlarla polemiğe girelim. En iyisi konuşalım. Ne dersin? Şükürler olsun ya Rabbi. Sonunda adama kavuşacak mı? Kavuşacaksın tabii. Az kaldı canım yeğenim benim. Az kaldı. Durun şimdi... arkadaşlar. Yaklaşmayın size. Değerli komutanım, şimdi arkadaşlar çok uzak yerden geldiler biliyor musunuz? Sadece birkaç kelime konuşup gidecekler. Olmaz. Konuşmakta, yaklaşmakta yasak. Evet. Anlaşıldı komutanım. Arkadaşlar, bir takım malum sebeplerden dolayı oraya yaklaşamıyoruz ama sorularınızı bekliyoruz. Buyurun. Efendim, küçük Neptün kardeşi oldu, doğru mu? Atilla Bey, olay ne zaman gerçekleşti? Evet arkadaşlar. Dünya basınında ilk defa size açıklıyoruz. Anasız babasız büyüyen küçük Neptün yıllar sonra kardeşini 56. Piyade Alayı'nda buldu. Küçük Neptün ve Naci kardeştir. Şok. Oğlum ne kardeşi ya? Ne saçmalıyorsun oğlum ya? Ya oğlum bana test cevap verme. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz işte. Yani madem öyle biliyorlar, bozuntuya verme. Polemiğe girmeyelim manasında. Niye dinlemiyorsun sen beni ya? Ya senin bir işin de doğru gitmez mi ya? Ya bir işin de doğru gitsin ya. Çekmeyin kardeşim gazeteciler. Çekmeyin Allah aşkına. Korkun. Ölürüm senin, beni mahvedeceksin. Ben Tosun kardeşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen bunu neden yapıyorsun ya Mertun? Yapma gözünü seveyim burada. Hatta onlar kardeşten de öte. Bir çift yumurta ikizidir. Bakın, bir kardeşten öte başka bir şey var mı? Karın. Benzemiyorlar gibi. Bunlar çift yumurta ikiz değil, lök yumurta ikiz olmasınlar. Soğuktan ve şoktan yüzlerine kan oturmuş olabilir. Ama onlar kardeştir. Ya, ya, dur dostum ya, dur ya, ne kardeş ya? Yalan söylüyor bu herif, kardeş falan değiliz ya. Unutma işi. Değerli arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Yıllar sonra. Çakın abi. Anasız, babasız büyüyen bu kardeşler 56. Piyade Tugayı'nda bir asker ocağında bir araya geliyorlar. Bu ocak ki bütün ayrılıkların birleştiği ocak. Bundan daha mutlu bir an olabilir mi? Kaşları unutmayın. Kaşlar. Kaşlar. Bir şok. Bir dur ya. Yalan söylüyorsun ya. Ya oğlum sahtekarın tekisin sen ya. Niye böyle yapıyorsun Ati ya? Araştırmacı organizatör Attila Güven sonunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bir gerçeği daha ortaya çıkarmış oldu. Hiçbir fedakarlıktan kaçırmadan küçük Neptün'ün kardeşi Naci'yi 30 yıl sonra bir asker ocağında birleştirdim. Ben Atilla Güven. Asker! Karım! Çiğ komutanım.
Emine komutanım. Sen hiç akıllanmayacak mısın? Akıllandım komutanım. Siz birliğe dönün. Emredersiniz komutanım. Sen dur. Arkadaşlar, Eratil'e Güven sizlere demeç filan vermeyecek. Şu an yapacak daha önemli işleri var. Arkadaşlar, komutanımı duydunuz. Lütfen bizi zor durumda bırakmayın. Ayıp oluyorum ama ya. Asker! Emredin komutanım. O yüzden lütfen boşaltın burayı. Sen trilyona kadar saymayı biliyordun değil mi? Evet komutanım. İyi. Şimdi katrilyona kadar saymayı öğreneceğiz. Allah'ım. Şuna vaziyeti al. Emredersiniz komutanım. Sen. Bir. Yüksek. Üç. Dört. Kaç oldu? Dokuz. Sıfır. Say başlar. Sıfır. Bir. İki. Üç. Dört. On bir. Sıfır. Arkadaşlar biz bu tosunu ne yapacağız ya? Gerçekten ciddi soruyorum, ne yapacağız? Yani bu Kerkenes Atil'in eline mi bırakacağız ya? Ya amma abarttınız Kadri abi ya. Bir telefon açar olur biter, uzay çağındayız. O senin söylediğin uzay çağı kapanan köy yoluna kadar. Ondan sonra buzul devri başlıyor. İnşallah tezekleri vardır ula. Tezek ne lan şaşkın? Ya şimdi bak, bu inekler biraz rafineri gibidir. Yani yedikleri saman yakıt olarak çıkar. Allah Allah! Ha bu Laz yerli malı, onu biliyoruz da. Ya sen Almancı buru dersin, sen nereden biliyorsun Anadolu'yu? İnsan vatanından uzakta olunca kıymetini daha iyi anlıyor. Değerini daha iyi biliyor. Beyler, kendi halimizi düşünürsek Tosun'u daha iyi anlarız. Sevdiklerimizden bir gün bile haber alamayınca nasıl daralıyoruz, nasıl üzülüyoruz. Tamam mı kardeşim? Ben senin kardeşin falan değilim. Anlaştık. Merhaba kardeş. Arkadaşlar vedalaşalım. Hakkınızı helal edin. Gidip de dönmemek var. Ne yaptın Tosun'um? Aldın mı Levent Üsteğmen'den izni? Yok yok, almadım. Hem ben yarını bekleyemeyeceğim, firar edeceğim. Saçmalama. Yarın olur gider Levent Üsteğmen'den izin alırsın. Halden anlar o. Evet ya, yarın ola hayır ola. Kardeşim, yani yarın izin alsam bile köye nasıl gideceğim? Benim param yok ki. Sen ne enteresan bir adamsın. Firar edince otobüs bileti bedava mı? Hı? Ya arkadaşlar, alt tarafı bir otobüs bileti, aramızda toplarız parayı alırız değil mi? Oh. Ne otobüs le? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben o işi halledeceğim dedim oğlum. Başka bir şey mi söyledim? Gördük nasıl hallettiğini. Oğlum senin her işin yalan dolan. Ya Allah kurbağa. Bak böyle ters ters konuşup da benim cinleri başıma toplama. Eğer Levent Üsteğmen gelmemiş olsaydı... Şu kolumu bir kaldırır mısın abi? O habercilerden tam bir teklik alıyorduk. Bak bir teklik. Ana! Bir teklik kaç para yapıyor? Yani bizim kurumuza göre... ...bugünkü değeriyle bir teklik tam 1000 TL oluyor. Canım ciğerim, 1000 TL. Uy! Ula 1000 liraya Tosun, 20 kez Kayseri'ye ciderci olur ya. Ya arkadaşlar inanmayın buna. Bu herifin eline attığı her şey kurur ya. Lan Meftun. Ben de senin bu işini halletmezsem... ...bana da anlaşanla ati demesinler Tosun. Oğlum sana kimse ati demiyor ki. Senin piyasada namın Kerkenes, Fırdöndü, Fırıldak, Dansöz. Meftun. Arkadaşların yanında böyle konuşmasın. Eğer gücüm olsaydı şu yumruğu var ya senin ağzına tıkardım ama. Ah koluma dokunma, koluma fırlatın üzerime. Oğlum o beni çekemeyen bir takım yapıncıların uydurmalarından başka hiçbir şey değil. Halk beni biliyor mu? Beni biliyor mu? Halk beni biliyor mu? Halk beni biliyor. Halk beni seviyor mu? Halk beni seviyor. O kadar. O kadar. Dostum. Yeğenim. Canım kardeşim ben. Sen hiç merak etme. Ben senin bu işini bir şekilde de olsa halledeceğim. Sen Atilla kardeşine güven. Evet pardon birader. Evet beyler. Bahisler açılmıştır. Var mı bahis oyunu ya? Ana. Ne bahsi Atil?
Ne demek ne bahset canım ciğerim. Yarın büyük düello var. Levent Üsteğmen Amerikalı'ya karşı. Ben şimdi bahis oynamayacağım da. Ne zaman oynayacağım değil mi? Doğru ata oynayan kazanır. Evet beyler, şu andan itibaren bahis açılmıştır. Ya arkadaşlar uymayın şu kerkenez Allah aşkına ya. Lan kör. Besle büyüt danayı, tanımasın anayı. Sana ne he? Ben burada bir şirinlik, bir aktivite, bir hareket olması için çaba gösteriyorum. Sana ne? Sen oynama. Ya senin bütün işin sahtekarlık, anlıyor musun? Yüzü gibi bürürelim şimdi bak ha. Sanatçı değil, mahlınca kafes yapıyor. Sana uymayacağım Meftuncum. Evet, 1'e 2, 2'ye 4, 5'e 10, 10'a 20. Koyduğunuz paranın iki katını kazanma şansı veriyorum size. Bahisler açıldı. Var mı oynayan? Şşt Ati, ben bütün paramı Levent Üsteğmen'e koyuyorum. Süper macera abi. Ben de Levent Üsteğmen'e oynuyorum. Abi madem herkes veriyor, ben de Spali'yi Levent Üsteğmen'e koyuyorum. Al. Levent Üsteğmen dururken zaten Amerikalı'ya 5 kuruş vermem. Al. Herkes Levent Üsteğmen'e oynuyor ha? Cemal. Şşt Cemal. Cemal. Sen kime yatırıyorsun lan paranı? Ha? Neyi? Ha ben Barcelona'ya oynuyorum. Uşaklar hem bizimkilerle aynı renkte dur ya. Ayrıca sahasında banko kazan iyidir. Barcelona nereden çıktı canım? Yerim. Yani paranı Levent Üsteğmen'e mi yatırıyorsun? Amerikalı'ya mı demek istedim? Amerikalı değil mi? O zaman iş başka dur la. İlk yarı Amerikalı'ya yatırıyorum. İkinci yarı Levent Üsteğmen'e. Hadi ya. Olmadı ki ama ya. Paranızı geri alabilirsiniz. Çünkü ben bahisten vazgeçtim. Anam! Niye vazgeçtin? Ya bahis oynamanın da bir kuralı vardır canım ciğerim. Şimdi herkes aynı kişiye oynarsa ne olacak ha? Hadi ben kaybettim. Şimdi kaybedenin parasını kazanana vermem lazım. Arada da 3-5 kuruş benim kazanmam lazım değil mi? Aynı kişi oynanırsa bahis olmaz. Arkadaşlar hazır şu para pul işleri konuşulurken... Bizim Tosun'un yol parasını bir toplayalım diyorum. Harbiden bizimki de iş yani. Tosun'a bilet alacağımıza bu üç kağıtçıya para yatırıyoruz. Şimdi sen niye böyle konuşuyorsun duruş yerde komutanın Ati. Yanında? Ati! Yalnız ben terbiyeli olursa... Ati! Sustum. Arkadaşlar ben dayanamıyorum. Gidip komutandan izin isteyeceğim. Kantine bakın iki dakika. Tamam sen git Tosun, ben bakarım kantine ya. Yok Jumbo bakmasın, siz bakın. Hatta mümkünse Kadir abi baksın. Ayıp ediyorsun Tosun ama ha. Bana güvenmiyor musun he? Bak acılısın diye bir şey demiyorum ha. Ya tamam tamam Tosun'un paşam, sen git biz bakarız kantine. Hadi hadi fırla. Nedir bu abicim ya? Ne çarşıya çıkabiliyoruz ne bir ziyaretçimiz geliyor. Yaşamak mı abi bu ya? Cadde tayfası da uğramıyor zaten kaç zamandır. Arkadaşlık resmen ölmüş resmen. Süslü ben sana bir şey diyeyim mi yavrum bak. Bu kadın millete çok vefasız oldu. Çok. Ben Sibil'de böyle miydim ya? Sen beni görecektin var ya, yok böyle bir şey ya. Peşimi bırakmıyorlardı. Ben çok sıkıldım bu askerlikten abi. Bana geldiler. Vallahi geldiler. Vallahi geldiler ya. Vallahi ben de boğdu bu kantin. Ben de kaçayım. Ben de kantine bakayım abi. Şş, Meftun. Ya. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Otur, seninle konuşacaklarımız var çünkü. Ne konuşacağım benimle ya? Ne konuşacaksın ya? Şşş, oğlum. Askerde olmamız demek yan gelip yatmak anlamına gelmiyor ki. Biz de kendi çapımızda bir iş planlıyoruz canım ciğerim. Ben diyorum ki senin şu imaj meselesini bir konuşsak. İmaj mı? Ne imajı ya? Hani vardı ya. Ya ne yapıyorsun söyle. Küçük asker küçük. Sana da imajına da. Ya oğlum öldüreceğim mi ben ya? İstemiyorum ya. Bin yıl imajsız kalsam senin imajını falan istemiyorum, anladın mı? Ya İstemiyorum ya. Senin imajını. Çok güzel. Öyle dur. Hı? İşte bu. Kaplan bakışlar. Pençeler. Tamam. Saldırgan Meftun. Bak şimdi. Mizan sen de hazır. Şarkı başlamadan önce böyle hayvan postu, kurt postu giymiş bir canlı çıkıyor ve sen birdenbire pençelerinden... Öldüreceğim lan seni, öldürürüm. Ya bir dinle be, iki dakika bir dinle. Meftun! Bırak! Kırtlarını sıkacağım seni. Her şey yolunda mı Kerim? Yolunda komutanım. Herkes görevinin başında. Peki, Naci burada ne yapıyor? Bilmiyorum komutanım.
Şimdi ne biçim geliyor lan? Komutanım. Komutanım, iyi misiniz? İyiyim ben, Naci'ye bak. Naci, iyi misin? İyi, iyiyim komutanım. Her şey yolunda ha? Git bak şu jipe. Emredersiniz komutanım. Naci, bu ne dalgınlık? Az kalsın jipin altında kalıyordun. Anam öldükten sonra benim yaşamamın ne anlamı var komutanım? Keşke beni kurtarmasaydınız. Ne ölmesi, ne saçmalıyorsun ya? Anamdan mektup geldi komutanım. Rahatsız olduğunu yazıyordu. Sonra telefon açtım, ulaşamadım. Anam ölürse ben ne yaparım komutanım? Naci, o mektubu ben de okudum. Kadıncağız sadece öksürüyorum diye yazmış. Önce öksürükle başlar komutanım. Ama sonra... Abartılır da bu kadar mı abartılır? Naci, hadi revire git de seni muayene etsinler. Emredersiniz komutanım. Alo. Sevgiler, saygılar Kenan abim. Nasılsınız? Hürmetler efendim. Sağlığınıza duacıyım. Kenan abi, seni rahatsız etmemin sebebi şu. Elimde bomba gibi bir haber var. Müthiş. Şimdi bizim küçük Meftun var ya. Ha. Küçük Meftun'un annesi 30 yıl sonra Tomarzar'ın Göbü köyünde bulundu. Acı, pişmanlık, gözyaşı, öyle böyle değil. Sen olacak millet. Ayrıntıları vermeden önce Kenan abicim, şu işin bir maliyetini konuşsam diyorum ben yani. Bak Kenan abi, baştan söyleyeyim. 10 milyardan aşağı olmaz. Alo. Üsteğmen Levent Yılmaz ben. 56. Piyade Alayı Karargah Destek Bölüğü Komutanı. Başçavuşum. Bir erimizin ailesine ulaşamıyoruz. Bugün yol açma çalışması yapıyor musunuz? Güzel. Size adresi vereceğim. Bir kontrol edin bakalım. Çalışma güzergahınızda mı? Ben buradan direkt Eltiş alanına gidiyorum. Ben de burada ineyim. Ama saat tam 4'te. Eltiş alanında bekliyor seni. Bir şey söylemek zorundayım. Levent bu işi sandığınız kadar ciddiye almıyor. Gelmeyecek mi diyorsun? Gelirim dediyse gelir. Okey. Ama sen kesin geliyorsun. Saat tam 4'te ateş alanında bekliyorum. Oradan kutlamaya gideriz. Tabii kazananla. Tamam canım ciğerim. Allah Allah, düz hesap bir olsun. Seni mi kıracağım canım? Baksa ayağını alırsın. Kimi arıyorsun sen? Alo, alo. Alo, tünele mi girdiniz? Sesiniz gelmiyor. Kapattı. Kimdi o? Sahne. Hı? Böyle. Ünlü şarkıcı Meftun halkın arasına karışmış gördüğüm kadarıyla. Tipsiz. Bak tipsiz mipsiz deme oğlum. Başları unutma bari. Şunu işleri. Yemek isteyemem. Kaza işte ya. Dirseğimin üzerine düştüm. Yok yok, iğneye falan gerek yok. Belki atıştan sonra. Levent üsteğmeni gördün mü? Görmemek mümkün mü? Öyle değil lan. Duydun mu? Duydum. Şınav dedi. Gerizekalı, onu demiyorum. Duymadın mı? Kolumun üstüne düştüm. Ağrıyor dedi. İğne dedi. Baba. Ne var bunda? Ne demek ne var bunda? Şimdi Levent Üsteğmen Amerikalı Johnny ile kapışmayacaklar mı atışta? Levent Üsteğmen'in kolu sakat olduğu için hedefi bulması zaten mucize. Buna göre Amerikalı Johnny kazanacak. Bak sen yine bir tilkilik peşindesin. Ne alakası var? Sen beni yanlış bellemişsin. Ben insaniyet namına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sadece Tosun kardeşimi düşünüyorum. Ha, Tosun için. Bak bunun altından bir şey çıkarsa bu sefer kesin öldürürüm seni. Bir daha menajerlik yüzü görmeyeyim ki sadece Tosun kardeşimi düşünüyorum. Allah seni inandırsın. Dün gece Tosun kardeşimi düşünmekten gözüme bir gram uyku girmedi şerefsizim. Hadi, hadi oyalanmayalım. İş bölümü yapıyoruz.
Sen üçüncü bölüye gidiyorsun, ben kantine gidiyorum, bahisleri açıyoruz. Tamam mı Aslan? Tamam. Ya ürkme ya. Tosun için, Tosun için. Evet. Hadi yürü, hadi. Anladım. Peki, Er'in annesini alıp jandarma karakoluna getirir misiniz? Komutanım, yol çalışması devam ediyor. Kar yolları fena kapamış. Köye giremiyoruz. Araçtan bir haber yok mu? Araç şimdi geldi komutanım. Siz yönlendirmişsiniz galiba. Bütün köye yardım edeceğiz, siz merak etmeyin. Yanımızda tabii Vastemen de var. Şimdi teyzeyi almaya gidiyoruz. Sağ olun. İyi ya da kötü, durumdan beni haberdar edin. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Seyfi, bana Naci Tosun'u çağırır mısın? Emredersiniz komutanım. Bilir. Hadi bakalım. Bahisler açıldı. Yok mu bahis oynayan? Bahis. Ya hala bahis diyor adam ya. Yok abi, bu sefer kesin ben bu adamı döveceğim. Sakın, sakın ha. At abi beni memlekete gönderecek. Tamam, tamam. Abicim ya, anama doktor kardeşlerime para gönderecek. Okul parası abi. Ha, dur. Şimdi Ati, bu lafın ardından biz sana böyle bakınca sen de Tosun'u memlekete nasıl göndereceğini bize anlatacaksın. Evet Ati, seni dinliyoruz. Nasıl gönderiyorsun Tosun'u memlekete? Evet, Tosun'u memlekete nasıl gönderiyorsun? Söyle bakalım. Şimdi canlarım ciğerlerim. Siz ilk olaraktan bahis oynuyorsunuz ya, bu planın birinci aşamasıydı. Dur. Elde... Hani herkes Levent Üsteğmen'i oynarsa kazanamam diyordun? Ne oldu şaşkın? Canım ciğerim, ben onu ayarladım, sen hiç merak... Kendime göre bir takım riskler alıyorum işte. Herkes elini cebine atacak da ben duracak mıyım? Ben de Tosun kardeşim için elimi cebime atmaya gerek yok. Bahisler açıldı. 5'e 10, 10'a 20, 20, 40. Bahis yürü. Yok be abi, nereye bahis oynuyoruz ki? Bizim cepte para olsa toplayıp Tosun'a verip memlekete yollayacağız. Hadi şanslı günündesin, kaynanan seni seviyor. Tosun, bak bu Helga. Helga'ya bu güzel fotoğrafını gerekirse öteki koğuşlara okuturum arkadaşlar. Vay bu beyler. Tosun. Levent Süleyman çağırıyor, hemen acele. Niye ki? Bilmiyorum. Hadi bekletme. Ben gideyim o zaman. Şşş Seyfi. Ya gerçekten kötü bir haber mi var? Anam, çocuğun içine doğdu demek. Ben şimdi korkmaya başladım sanki ha. Yok be abicim. O kadar da önemli bir şey değildir yani. Bilmiyorum da tabii. Ya beyler, bence biz de arkasından gidip bir bakalım der be. Doğru diyorsun, gidelim. Hadi hadi. Bahisleri oynayalım öyle. Gidelim bahis. Bahis açmayız. Bahisleri açmadık. Bahis diyor böyle elimin tersine, bir tane çarpacağım. Gel, 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 gel. Gel. No. Ama bu bahis. Levent gelmedi mi daha? Gelmedi. 5 dakika var. Gelmeyecek galiba. Bir sorun mu var acaba? Yenilmeyi sorun eder mi sence? Nasıl diyordunuz? Duygusal olarak. Levent mi? İşte ondan çok eminim. O duygularına asla yenik düşmez. Peki ya sen? Gel. Komutanım, beni emretmişsiniz. Kötü haber mi? Bakın kötü haberse alıştıra alıştıra söyleyin komutanım. Naci, bir sakin ol. Ha? Alo. 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 Bir daha deneyelim. Duyuyor musun? Ya, hakikaten kötü haber miymiş kanki ya? Ya beyler, Allah Allah, sessizlik ya. Kadir abi. Alo. Üsteğmen Levent Yılmaz ben. Tamam. Alo. 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 Kesildi. Komutanım, siz niye söylemiyorsunuz? Kötü haber değil mi? Ben anladım.
anladım. Anama bir şey oldu. Naci. Bir sakin ol. Sakin. Abi Tosun ağlıyor. Ana ne diyeyim ya? Ana. Er Naci Tosun. Bir saniye. Oğlum. Aslanım. Boylarına kurban oldum. Ana. Nasılsın aslanım? Yolunda öyle. İyiyim oğlum. Kurban oldum. Sen nasılsın? Öksürün nasıl oldu? İyi iyi. Geçti gitti. Benim evhamlı kuzum. Allah devlete eskere zeval vermesin. Esker yolları açtı. Kuş gibi alt beni telefona getirdi. Burada eskeri gördüm ya. Seni görmüş gibi oldum. Canım anam. Soğukla anam nasıl? Üşüyor mu? Bacamız tütüyor çok şükür. Senin sırtın pek mi oğlum? Şşşt geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Komutanım. Komutanım ben elinizi öpeyim komutanım. Tamam Naci saçmalama. Komutanım bundan sonra öl deyin öleyim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Komutanım biz... Komutanım biz Naci'yi merak ettik. Acaba köyünden kötü bir haber mi var diye. İyi. Kendisine sorun. Kanki ne oldu? Levent Üsteğmen. Evet. Anamla konuşturdu beni. İyi miymiş bari? İyiymiş iyi mi? Şşt beyler. O zaman Levent Üsteğmen için. Levent Üsteğmen. Levent Üsteğmen. Levent Üsteğmen. Levent Üsteğmen. Sus sus sus. Ne? La bugün Amerikalı ile Levent Üsteğmen'in atış düellosu vardı. Abi doğru değil mi? Nasıl unuttuk biz onu? Ana yürüyün lazım ana. Hadi. Arkadaşlar Levent Üsteğmen nerede? Siz hepiniz Levent Üsteğmen oynamıştınız değil mi? Bak oğlum başta söyleyeyim ha. Levent Üsteğmen gelmezse hepiniz hükmen mağlup sayılırsınız. Sen kimsin be? Atilla Güven. Çift T, çift L ne olacak? Çiftliyiz yani. Geldi. Nerede kaldın Levent? Gelmeyeceksin zannettim. Ufak bir işim çıktı komutanım. Koluna ne oldu? Ha, önemsiz bir şey komutanım. Atış yapabilecek misin Levent? Vazgeç istersen. Bir deneyeceğiz. Sen geç kalınca ben gelmeyecek sandım. Ready? Ready, ready. Tamam, başlayalım isterseniz. Başladılar mı? Yok kurban yeni başlıyorlar. Şişt, yatın lan yatın. Deniz yüzbaşı orada. Vallahi cezanın kralını yeriz ha. Bisküvi. Var mı bisküvi isteyen? Tadımlık değil doyumluk. 2 TL. Bisküvi, bisküvi, bisküvi. Tertip. Bisküvi vereyim. Bisküvi. Tövbe estağfurullah. Sokun cebine. Bisküvi 1 TL. Yusi, hepsi isabet.
Sen ne yaptın Levent Üsteğmen? Sadece bir isabet. Yakından bakın istiyorsanız. Beş atışın beşi de aynı yerde. Okey. Kazandık. Sen kazandın. Tebrikler. Tebrikler. Tebrikler Levent. Tamam. Evet arkadaşlar, ne kadar güzel bir müsabakaydı değil mi? Hadi bir an önce dağılalım, gidelim de bizi görmesinler. Bir dakika, bir dakika. Biz Levent Üsteğmen'e oynamıştık. Nerede paramız? Neptun, arkadaşların paralarını versene, ondan. Ne diyor Nati? Ben ne yapayım ki? Bahis oynadık, biz para almamız lazım. Bir dakika arkadaşlar. Bir yanlış anlaşılma var anladığım kadarıyla. Şimdi bu Ati sizin paranızı geri versin. Yanlış bir hesaplama yaptı benim anladığım kadarıyla. Hadi ver paranı. Bana ne, ben kazandığımı da isterim. Bak aslan, can sıkma, al paranı uzat. Bilir. İsterseniz voltanızı alın, bir tatsızlık çıkmasın ha. Hadi bakayım. Ati, ver abicim parayı. Ati, paraları. Oynadığımız tüm bahis paraları burada. Siz ikiniz bir daha karşıma çıkmayın sakın. Hadi gidelim. Sen çok iyi bir asker. Tebrikler. Teşekkür ederim. Komutanım, Tomarza Jandarma Karakolu'ndan telefon geldi size. Üsteğmen Levent Yılmaz. Komutanım, Ernacı Tosun'un annesi hala burada. Yalnız kapıda teyzeyi görmek isteyen basın mensupları var. Ne yapalım? Basın mensupları mı? Evet komutanım. Teyzenin küçük Meftun'un annesi olduğunu söylüyorlar. Anlaşıldı. Siz bilginin asılsız olduğunu söyleyin. Gereğini ben yapacağım. Emredersiniz komutanım. Oh, ürecim için. Oğlum kaybetmesi gerekiyordu. Ben kaybetmesi gerekiyordu. Arkadaşlar, bu benim için son noktadır. Lütfen beni kimse durdurmasın. Arkadayız burada. Arkadaşa bayağı bir kötü borcumuz birikti herhalde. Ayıp oldu. Bir dakika, ben ne dediğinizi pek anlamadım arkadaşlar. Olay be abinin, anlarsın. Anlatalım benim. Benim. Ben. Sakin ol. Dur. Aslan sen tertip. Bunlar beni çiğ çiğ yiyecekti. Koçum benim. Bir dakika Arif abi. Hak ettim abi. Buyurun beyler. Arkadaşlar vurmayın ya. Ben de sizlerim ya. Asker. Dikkat. Ne oluyor burada? Komutanım, arkadaşlarla biz eğleniyorduk da biraz. Kes! Söyle bakalım, katrilyondan sonra kaç geliyor? Komutanım, yine mi? Sınav vaziyeti al. Hey! Bir. İki. Üç. Kaç oldu? 13. Güzel. Sıfır. Say! Bir.